Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklarımız, şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Devlet Arşivleri Başkanı Profesör Doktor Sayın Uğur Ünalı kürsüye davet ediyor. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli misafirler, Devlet Arşivleri Başkanlığı ve Türk Tarih Kurumu Başkanlığı'nca düzenlemiş olduğumuz arşivlerin gelişimi, vizyonu ve tarih araştırmalarına katkısı sempozyumuna hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın Ali Cenap himayeleri ve ev sahipliği için tekrar teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Zatı devletlerinin başbakanlığı döneminde Dünyanın en değerli belge hazinelerinden olan Ejdat yadigarı Osmanlı Arşivi'mize kazandırdığı muhteşem külliye için ilim camiası adına müteşekkiriz. Zira 2013 yılında açılan bu Osmanlı Arşivi külliyesi ile yerli ve yabancı araştırmacılara verdiğimiz hizmetlerin hızı ve kalitesi kat be kat artmıştır. Türkiye'mizde her alanda olduğu gibi Özellikle arşivcilik sahasında da en önemli adım 2018 yılında atılmıştır. Yayınlanan 11 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile milli arşivin nasıl oluşturulduğu, kurum ve kuruluşların sorumlulukları açıkça belirlenmiştir. Devletimizin arşivlerini yönetecek güçlü bir teşkilat oluşturulmuş ve belge yönetimi konusundaki farklılıkların, Önüne geçilmiştir. Ayrıca arşivciliğin kariyer bir meslek haline dönüştürülmesinin de yola açılmıştır. Bu açıdan tüm bu çabaların olumlu neticelerini hızlı bir şekilde alabilmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği istikamet doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Değerli Haziru, Arşiv devlet olmanın göstergelerinden biridir sahip olduğumuz belgeler kimliğimizin de ilk elden kaynaklarıdır. Bu kapsamda gerek Cumhuriyet gerekse Osmanlı Arşivi muazzam bir belge hazinesidir. Osmanlı tam olarak bunu ifade etmiştir. Adeta hazine-i evraktır. Tarih ancak arşivler sayesinde doğru yazılabilir. Şayet Osmanlı Devleti'nin muazzam arşiv mirası olmasaydı günümüzde batılıların dikte etmeye çalıştıkları birçok yanlış doğru olarak kabul edilecekti. Şayet birinci cihan harbinde Osmanlı'nın içinde bulunduğu onca sıkıntıya rağmen 1916'da Kule'deki Ermeni hastanesine devlet hazinesinden yardım yapılması ve refahiyedeki Ermeni mekteplerin açılabilmesi hakkındaki Arşiv belgeleri olmasaydı bugün dünyada oluşturulmaya çalışılan yanlış tarih algısına inanılacaktı. Şayet Ortaköy Ermeni Mektebi öğrencilerinin Sultan 2. Abdülhamit Han'ın yol güzergahına çıkarak Gazi Han'ı şiir ve alkışlarla karşıladığı unutulsaydı kendisi hakkında yapılan yapılmaya çalışılan iftiralar muteber olacaktı. O yüzden bu hafıza ve tecrübe devletimizi sağlam temeller üzerine inşa etmemizin tarihimizden, bugünümüzden ve geleceğimizden daha emin olmamızın bir teminatıdır. Bu münasebette tekrar ifade etmek isterim ki yeni hükümet sistemi ile birlikte oluşturulan tek bir yapıda filizlenen milli arşiv bilinci son derece kıymetlidir. Arşivciler olarak bizler bu bilinçle kimi ülkelerin hayalini dahi kuramadığı bir hazinenin hizmetkarlarıyız. Emanetçisi olduğumuz bu tarihin ülkemiz aleyhine siyasi ve çıkar merkezi amaçla üstelik tarihleri kan ve nefretle yoğrulmuş odaklar tarafından çarpıtılmasına da izin veremeyiz. İşte açılışını yaptığımız bu program tarihi hakikatlerin ortaya konulması adına birbirinden değerli akademisyenlerin ve kaynakları sadece arşivler olan bilim insanlarının katılımıyla hazırlanmış bir sempozyumdur. Bu vesileyle tarihçilerimiz hali hazırda milletimize karşı bilinçli ve sistematik olarak uygulanmaya çalışılan yıkıcı faaliyetlerin tarihi temellerini ele alacaklardır. Bildirilerle bir kez daha görülecektir ki kadim milletimiz her seferinde inancı, vatanperverliği ve istikameti sayesinde daha güçlü olmayı bilmiştir ve Allah'ın izniyle bundan sonra daha da güçlü olmayı bilecektir. Sayın Cumhurbaşkanım, vizyonumuz dünyada arşivcilik alanında referans bir kuruluş olmaktır. Bu çerçevede sizlerin sağladığı imkanlarla bu ülkeyi bize emanet eden ecdadımızın ulvi mirasına sahip çıkacağımızı taahhüt ediyoruz tüm engelleme çabalarına rağmen her alanda güçlü Türkiye olma yolunda emin adımlarla ilerleyen ülkemizin arşivcileri olarak tarihi gerçeklerin ortaya çıkarılması adına ne gerekiyorsa yapacağımızı bir kez daha ifade ediyor. Bu vesileyle zat-ı ve değerli katılımcıları saygıyla selamlıyorum. Efendim biz de Devlet Arşivleri Başkanı Profesör Doktor Sayın Uğur Ünal'a konuşmaları için teşekkür ediyoruz.